Herkese merhaba, Futbol Menajer mobile Türk Yüzü Münçen kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sıradaki maçımız ile olacak. Ee, hemen rakibimizi inceleyelim, gelecek maç diyelim. 4-4-2 sistemiyle çıkıyorlar. Bu Mkhitaryan hangi Mkhitaryan lan? Henrik Mkhitaryan değilmiş, başka Mkhitaryan'mış ama bu oyuncu da bayağıymış. Abi bu liderlik özelliği ne lan? Liderlik özelliği 20 olan ilk defa böyle bir oyuncu gördüm. Dayanıklılık 19. Bayağı bazı özellikleri bayağı top seviyede diyebiliriz bu oyuncu için ama zaten yabancı hem de Ermeni bizim kadromuzda işi yok. Ee, bakıyorum başka tanıdık bir oyuncu var mı? Yok. Zaten o Mkhitaryan'ı da tanımıyorum da Hendrik Mkhitaryan belki yaşlandığı için alt, lige, alt liglere transfer olmuştur diye baktım takım raporuna bakalım. Çok fazla bir rapor yok. Ligdeki en iyi ceza istatistiklerine sahipler Çok oyuncular ceza, cezalanmıyormuş falan. Tecrübeli fakat yaşlı bir kadroları var. Kurzava ligde sadece 2 asist ile en çok asist yapan oyuncularıymış. Yani yaşlı bir kadroları var. bizim oyuncuların dinamik ve genç olması avantajlı bu durumda. Bu durumda avantajlı taraf biziz diyebiliriz. Berke Önde ile devam edelim abi. Adam geçen maç hat-trick yaptı. Yunus Akgün de e, yükselen performansını devam ettiriyor. Aynı şekilde kadroyu bozmadan e, devam etmek istiyorum. Devam diyelim. Ve bu videodaki ilk maçımıza çıkalım. Rakibinde form grafiği çok kötü değil yalnız. Bizle hemen hemen aynı. E, deplasmanda oynayacağız. Oynuyoruz. Zor ama şey değil yani. Orada kritik bir müdahale yaptı bizim savunma oyuncusu. Kim olduğunu göremedim ama. Bu arada golü yedik. Hut attı golü. 15. dakikada 1-0 geriye düştük. Kökçü önde Akgün atabilirdi ama Topas farklı dışarı çıktı. Berke'nin pasında topu dışarı attı Yunus. Bu arada Yunus telafi etti hatasını. attı golü. Yunus gerçekten iyi başladı ya sezona. Vallahi Burak, Burak aldığımız gibi bu performansı bekliyordum. Burak yarım sezon oynadı. Bu performansı gösteremedi. Adam geldiği gibi hemen uyum sağladı Yunus. Aynı Recep gibi. Yani Recep'ten aldığımız verimi alabiliyoruz diyebiliriz. Recep'ten aldığımız verimi Burak tan almak için Burak'a transfer etmiştik. Ondan alamamıştık ama Yunus'tan alıyoruz çok şükür. Gümüşkay'ın şutunda top avuta gitti. Berke orada araya girdi bir şeyler oldu. Golü attı. Evet skoru eşitledik. Tekrardan 2-2 yaptık. Sevinç, Yılmaz, Gümüşkaya bir foul var orada. Yılmaz içeri örtel örteledi, ortaladı. Berke gol attı ve öne geçtik. 3-2 yaptık durumu. Berke ve Yunus son iki maçtır takımın gol yükünü çeken isimler. Abi çok gollü geçiyor yalnız maça. Bu ne abi? Fornalik skoru 3-3 yaptı. Eşitledi tekrardan. Çok gollü maç. Vallahi billahi. Hadi Berke yine ektik yapalım bu maçta. Kökçü Akgün Berke'nin şutu kaleciden döndü. Rakip kontra atağa çıkmaya çalışıyordu. Savunmamız girdi araya. Rakipte bir oyuncu sakatlandı bu arada. Son 12 dakika Sevinç, Yılmaz, Kökçü, Akgün. Kökçü'nün şutu avuta gitti. Çok kötü bir şut çıkardı. Son 5 dakika orada kapalım topu. Kapamadık. gol yedik anasını satayım ya. Evet geriye düştük arkadaşlar. Ve maalesef 4-3 mağlup oluyoruz. Müsabakada. Berke atsaydı golü. Berke atsaydı, Berke atsaydı. Berke'den başka adam mı yok anasaydım? Adam at atıyor. Geçen maç 3 gol attı. Bu maç 2 gol attı. Son 2 maçta 5 gol attı adam. Ne yapsın? Berat Özdemir dil becerisini geliştirmiş bu arada. Yunus Akgün haftanın sakımına seçilmiş. Sıradaki maçımız Karşıyla diyeceğim. Karşıyla ile değilmiş. Kimle abi? Paderborn'la. Paderborn birinci sırada şu an. Rıdvan Yılmaz gelecek milli maçlar için Türkiye kadrosuna çağrılmış. Bak Bundesliga 2'den Türkiye kadrosuna çağrılmış Rıdvan. Evet. Liderle oynayacağız. Sıradaki maçımızı ee, inceleyelim. Bakalım belki bir şey görürüz. Musa Çağran'ı tanıyorum buradan. Kiprit'i tanıyorum. Abi bu Padermon zaten bizi yıktı geçti ya valla. Ne zaman bunlarla maç yapsak yenildik. Ben öyle hatırlıyorum. Takım raporu al. Görüyorsun. Bizim için hiç avantajlı bir nokta yok. Ama biz yine çıkacağız müsabakamızı. M müsabakamızı diyorum mücadelemizi vereceğiz. Evet şimdi Berke'yi yine oynatacağım. Akgün'ü oynatacağım. Gümüşkaya bu ara sessiz biraz ama yine oynatmaya devam edelim kondisyonlara bakıyorum. Kondisyonlarda sıkıntı yok. Sakatlık da yok. Ondan dolayı yani böyle önemli bir maçta rotasyona gitmeyeceğim tabii ki. Ee, bakıyorum değişiklik yapabileceğim bir nokta var mı? Yok. Evet maçımıza başlıyoruz. Rakipte Vitek kırmızı kart cezalısı. Onun dışında eksikleri yok. Bizim hiçbir eksimiz yok. Kornel <laughs> kullanıyoruz Sevinçle 1-0 öne geçtik maçın henüz başında. 4. dakikada. E, Cornel organizasyonu gibi bir şey oldu işte. Neyse seken top oldu bir şey oldu. 1-0 öne geçtik. Yılmaz Sevinç. Berke 2-0 yaptı. Berke 2-0 yaptı. Umduğumdan hızlı başladık maça. Bu arada e, golü de gördük kalemizde hemen golün sevincinden 5 dakika sonra. Ama yine de attık Berke. Abi çok gollü başladı. Abi son maçlarımız çok gollü geçiyor. Ben anlamadım. Geçen maç 4-3 bitti. Bu maçın daha kaçıncı dakikası? 4-1 oldu şu an. 34. dakikası. Bayağı gollü geçiyor. Yani adam ilk yerde ettik yaptı ya Berke. Berke bu şekilde giderse 40 gole falan ulaşır anasını satayım bu sezon. Evet. E, oyuncu değişikliği yapmayı düşünmüyorum ama takım mentalitesini kontraya çekmek istiyorum. Presi de kendi yaralanımızda diyelim. Tamam mı? Bu yani. Bu mentalitel mentalitik <laughs> tak mentalitik taktik taktiksel değişiklikleri yaptıktan sonra maçımıza devam edelim abi. 4-1 lig üstünlüğümüz devam ediyor. Berke 4 tane yaptı. Attığı gol sayısını 4'e çıkardı. Evet. Diani ile farkı 3'e indirdi. Paderborn. Lidere 5 attık şakamaka ya. Vallahi billahi. Kökçü 6 yaptı. Abi ne oluyor ya? Vallahi billahi. Gidiyoruz boktan takımlara yeniliyoruz. Lidere yeniyoruz. Lidere 6 atıyoruz. Ama acayip golü geçiyor şu an maç ya. 6-3-9 gol oldu anasını satayım. Evet. Bu videonun başlığını şu an buldum. Videoyu yani paylaşıyorum ya 60. 64. falan filan diyor. Bu, videonun baştan, baş, başlangıcında Lidere farklı yendik. Lidere hezimete uğrattık. Ya da lideri altı attık falan diye bir parantez içinde başlık yapabilirim. Yani parantez içinde not düşüyorum. Evet Berke ve Orkun haftanın takımını seçmiş. Haftanın oyuncusu tabii ki Berke. Özkaçar dil becerisini geliştirmiş. Ravil Tagir dil becerisini geliştirmiş. Evet bu videoya gerçekten çok güzel bir galibiyetle başladık diyebiliriz. Hatta pardon lan bu videonun ilk maçı bu değildi herhalde ya. Bu muydu lan? İyi yine kafayı yedim. Şimdi ard arda kesip kesip dört maç oynayıp e, videoyu kaydediyorum. Sonradan tekrardan dört maç oynuyorum falan filan ya. Ondan dolayı kafam karıştı iyi yine. Kaç dakika olduğunu da bilemiyorum. Belki önde. Abi bu herhalde bu videodaki ikinci maçımız ya. İkinci maçımızdı diye hatırlıyorum. Aynen ikinci maçımızdı bu. Şimdi Hayndam maçını oynayıp Bokun maçını oynayacağız. Sonra videoyu sonlandıracağız. Evet sıradaki rakip Hayndam. Son 5 maçlarından 4 mağlubiyet, 1 beraberlik almışlar. Galibiyetleri yok. Tahmini 11'leri onbilleri... o defans hattını baya kalabalık tutuyorlar abi. Beşli defans hattıyla oynuyorlar. Yani adamların amacı gol atmak değil. Gol yememek. Bir forvetleri var. Kanat oyuncuları da hani kanat forvet değil de orta sağ kanat rolündeler. Takım raporuna bakalım. Oyuncuları büyük maçlarda etkiliymiş. Çok yaratıcı o oyuncuları varmış. Likteki en iyi ceza estetiklerine sahiplermiş. Bizim için avantajlı durumlara bakacak olursak da takım ruhu düşük görünüyor. Kadroları şu an biraz kırılgan. Takımlar hız konusunda biraz zayıf. E, şu anda ligde formu daha olmayan takımlardan birisi. Zaten onu gördük. Son 5 maçlarında galibiyetleri yok. Gelir bizi bulurlar. İnşallah bulmazlar tabi. Neyse devam diyelim abi. Şimdi çok form düzeyi yüksek bir şey var. Bu neymiş lan? Kocaer ayrılıyor bak. E, kendi isteği doğrultusunda transfer listesine konulmuş. 2.8 milyon civarı bir miktarda masaya oturmaya hazır. Şimdi arkadaşlar benle beraber oyunu takip eden varsa yani benim attığım videoları izleyenler varsa bu Kocaer abi daha geçen transfer sezonunda 10 milyon 15 milyon eurolar falan teklif edildi. Adam gitmedi. Şu an transfer listesine koymuş 2.8 milyon euroya. Bizim eğer transfer bütçemiz yeterli ise şu an 1.72 diyor. Bakacağım şuradan bir. Ee, bir değişiklik yapabiliyorsak, arttırabiliyorsak, arttırıp ben bu oyuncuya teklifte bulunacağım abi. Yok. Şuradan abi yönetimde talepte bulunamaz mıyız? Yönetimden talep. Transfer bütçesini yükseltin be kurban olduklarım. Ne diyorlar? Sahip olduğunuzu düşünüyorlarmış. Tamam. 2.8 milyona okey diyorlar adamlar ya. Ben şimdi buna teklifte bulunacağım abi. Ondan sonra başka bir kulüp araya girecek. Bilmem ne olacak. Olmayacak. Ee, takas makas şey yapabiliyor muyuz ha? Öyle yapalım. Takas teklif edelim. Takas için seçilebilecek oyuncu yok. Niye yok abi takas için seçilebilecek oyuncu yok? Abi 1.7'den fazla veremiyorsun. Ya şu transferi kaçırmasak iyiydi ya. Vallahi billahi. Baksanıza. Teknik 14. Top kapma 15. Karar alma 14. Agresiflik 15. Hız 15. Ulan ulan ulan. Biz yine bulunalım mı teklifte? Şuradan oyuncu arama. Abi şimdi bütçeyi yükselteceğim. Bu sefer şey yapamayacağız yani. Maaşı çok veremeyeceğiz. Biz yine bulunalım abi ya. İnşallah başka bir takım araya girmez de. Abi 1.4 verelim. 17 milyon. Oğlum hani 2.8'de bitiyordu bu transfer. <laughs> Neyse boşuna heveslenmişiz. Evet. Hangi oynuyoruz? Berke'yi falan dinlendirsen mi biraz Yunus Akgün'ü falan? Yoksa belki belki uçuralım mı abi? uçuralım ya. İnşallah sakatlı olmazsa bu şekilde devam ediyorsa adam etsin yani. Aynı şekilde abi iyi olan kadroyu bozmaya ne gerek var? Onları şey Dortmund maçında dinlendiririm olmadı. Zaten çok yenebileceğimizi düşünmüyorum. Ama bilmiyorum o anki maç durumun o anki şeyimize bağlı. Belki oynatırım belki belki hani Ulan ne olursa olsun biz mücadelemizi verelim kafasıyla çıkarım. Belki de full yedek kadroyla çıkarım zaten yenileceğiz diye. Bilmiyorum artık. Neyse biz şu an bu maçımıza odaklanalım. Etkili ta başlayan taraf biz olduk. Kornel kullanacağız. İçeri doğru orta. Savunma girdi araya. Bir kornel daha kullanıyoruz. Evet bu sefer de diğer kanattan. Rıdvan'la bir kornel. Kaleci Müller'de kaldı. Rakibin hata var bu sefer. Savunmamız girdi araya bu sefer. Rakip korner kullanıyor. Savunmamız girdi. Bir korner daha kullanacaklar. Evet. Berke orada alamadı topu. <laughs> 29. dakikaya geldik. Diğer maçlara göre son 2-3 maçımıza göre biraz daha sessiz geçiyor bu maç. Derken Yunus Akgün attı golünü ve 1-0 öne geçtik. Yani <laughs> Maşallah diyelim nazar değmesin. Yunus ve Berke çok iyi gidiyor. İnşallah sakatlık falan yaşamazlar. Bu şekilde devam ederler. Bu şekilde formları yüksek bir şekilde devam ederlerse de büyük ihtimal bu nesligaya çıkarız. Evet Berke de attı golünü. Bu maçı da boş geçmedi. 13. golüne ulaştı bu sezon. Daha yakın zamanda bu transfer döneminin bitimine yakın 2.8 milyonluk falan teklif gelmişti belki. Satsam satardım yani. Derdim olan ben Malik'le götürürüm. Turan var bilmem ne var derdim ama belki abi şu an altın çağını yaşıyor diyebiliriz. Bu arada Yunus Skoll attı ama offside büyük ihtimal. Evet offside. Evet maçın bitimine son 15 dakika kaldı. Şuradan bir oyuncu değişikliği yapalım kimi alabiliriz şeyi alalım ya Turan Çalanoğlu'nu alalım forvete tamam mı kapacağı bir 15 dakikalık şans verelim Berat Özdemir'i alalım Sevinç'in yerine ama şuradan defans oyun kurucu diyelim sürdür diyelim başlayalım devam edelim son 15 dakika 2-0'lık üstünlüğümüz devam ediyor rakip serbest vuruş kullandı kornele çıktı top Kornel kullandılar. Diğer taraftan Kornel kullanacaklar bu sefer de Musonda'yla. Musonda bana çok tanıdık geliyor bu isim ya. Bu adam Chelsea'de falan oynamış bir adam yanlış hatırlamıyorsam Musonda. Pest'e falan alıyordum ben bunu sanki. Bakacağım merak ettim. Neredesin Musonda? 29 yaşında. Geçmişini göremiyoruz ama evet o. Evet o Belçikalı isim. Chelsea'de oynamıştı. Hemen bak şuradan göstereyim size. Neredesin Musonda? Evet Musonda. Musonda geçmiş. Eş, kes. Evet. Futbol menajerin yanı sıra PES'te de baya bir vakit geçirmiş birisiyim. PES oynayarak da baya bir vakit geçirmiş birisiyim. Ondan dolayı hani oyuncuları izlemesem bile isim olarak tanıyorum. Bu oyuncu da Muson'da da o isimlerden birisi. Analik oynarken, masterlik yaparken kadroma katmışlığım da var. Evet bu videodaki son maçımız bokumlu olacak. Deplasmanda oynayacağız. Ee, önemli bir isim var tabi rakipte. Fosberg var. Geçen sezonda aynı şekilde bu takımdaydı. Takım raporuna bakalım. Paslaşma kalitesi yüksek falan filan. Cert, ya bunlara bakmanın artık çok bir önemi olduğunu düşünmüyorum. Çünkü hiçbir değişiklik yapmıyorum. Sadece kanatları zayıf oyuncu görürsem. Mesela sisteminde kanatları zayıf oyuncu görürsem. Oyun şeyinde paslaşma tarzında kanattan oynayın diye değiştiriyorum. Onun dışında bir değişiklik yapmıyorum. Evet aynı şekilde kadroyu bozmadan yine devam. Maçımıza başlayalım. Rakip 9. sırada biz 4. sıradayız. Alacağımız galibiyetle belki ikinciliğe falan çıkabiliriz. İkinciliğe, üçüncülüğe puan durumuna da çok dikkatli bakmadım ama birinci 27 falan da herhalde biz 22 puan olmamız lazım. Birincilik zor da şu an. Gümüşkaya içeri ortaladı Yunus Akgün. 1-0 yaptı. Abi böyle 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 gidersek anca şampiyonluk gelir bize. Aynı bu şekilde puan kaybı yaşamadan böyle Yunus'la Yunus'un attığı gollerle Berke'nin attığı gollerle böyle böyle gidersek anca şampiyonluk olur. Bir maç iyi bir maç kötü olursak olmaz. Emin Bayram kendi kalesine gol attı şimdi. Olacak iş mi şimdi bu? Bu şekilde yani galibiyetlerle gidersek şampiyonluğu çıkaracağız. Yani geçen sezon, ondan önceki sezon ne oldu? Yani lideri yendikten o daha bak iki maç önce lideri 6 attık. Ama eğer gidip de 14. 15. sıradaki adama yenilirsek bunun bir öde, o galibiyetin de bir önemi kalmıyor. Ya yani güçlü rakiplere yeniliriz. olan şeyler bunlar ama zayıf rakiplere yenilmememiz lazım. Şu an 75. dakikadayız. Birbirlik eşitlik sürüyor nasıl bir değişiklik yapabiliriz onu düşünüyorum şu an. Şimdi abi Turan Çalanoğlu'nu alacağım. İlk olarak. İkinci olarak tamam mı? Hasan Ali adı güzel alacağım. Şuraya merkez orta sahaya tamam mı? Üçüncü bir değişiklik yapmıyorum. Aynı bu şekilde devam. Sadece tempomuzu biraz hızlandıralım. Evet diyelim. Evet son 15 dakikadayız. Hadi oğlum. Berke'yi uzun süre sonra oyundan çıkardım ama ne bileyim Turan'a güvendim ya. Turan sonradan girdiği maçlarda genelde atıyor. Ama bu maçta atamadık. Son atak bu. Evet bir birlik beraberlikle ayrılıyoruz. Son maçlarımıza bir bakmak istiyorum. On... Evet şuradan bakalım bir. Berabere kaldık. Sıradaki maçımız Borussia Dortmund'da olacak. Borussia Dortmund son 5 maçtır galibiyet alamıyor lan. Bu nasıl bir şey form grafiği. Şuradan fikstürümüze bakalım abi. Hani bu videoda 4 maç oynamışız. 2 galibiyet, 1 mağlubiyet, 1 beraberliğimiz var. Hani şuradan karşıyla maçından itibaren alacak olursak bir bakalım nasıl bir serimiz var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karşıyla maçından itibaren 8 maç, 2 mağlubiyet, bir beraberlik 5 galibiyetimiz var. Yani 8 maçta 5 galibiyet almışız. Kötü değil ama şampiyonluk için de yeterli de değil yani. Her neyse videoyu burada sonlandıralım. Umarım videoyu beğenmiştirsiniz. Kariyerin devamında tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bu arada şunu da söyleme, şunu da bir söyleyeyim. 13 maç oynamışız. 23 puanımız var. Liderin 30 puanı var. Wolfsburg Wolfsburg'la şeyin Paderborn'un bir maç eksiği var. Onlar da maçını yenersen oluyor 29. Hadi Paderborn da yendi diyelim 28. E, Paderborn'un yendiğini varsayarsak 28. Üçüncü ile aramızda 8 puan fark olacak. Pardon lan ne 8 puanı. 28 oluyor. 5 puan fark olacak. Eğer kaybederse 3. ile aramızda 2 fark aynı şekilde devam edecek. Umarım video beğenmiştirsiniz. Kariyerin devamında tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.